Benim için gurbetçilik çok zor. Çok zor. Ben vatanımı çok seven bir insanım. Vatanım için, aha şimdi ben 74 yaşındayım. Tehlikeli bir anlarda kendim koşarak gider askere gönderin beni derim yani. Savaşa giderim derim. Ben Hamit Akbaş, Samsun Tekkeköy Hamzalı köyünden. İlkokulu 5-6 sene de bitirdim ilkokulu. Ondan sonra işte askere gittik. Askerden geldikten sonra Almanya'ya gittik. Almanya'da bir inşaat firmasında çalıştım. Ondan sonra 19,5 sene. Matematikte birinciydim. Matematiğim çok iyiydi. Fakat bir de coğrafya. Coğrafyayı iyi biliyordum. Ötekinler tarihim var, ders olduğu zaman kaytarıyordum. Kaçıyordum, odun kesmeye gidiyordum. İyi gidi günler. İyi gidi. Bizim zamanımızda böyle büyük okul nerede? Onun yanında tek katlı bir okul vardı. Uzun, ince uzun. Ondan sonra iyi gidi insanlar, iyi gidi günler. Vallahi bu ağaçlardan burası amcamındı. Amcam sattı, Samsun'a gitti, babam aldı. Buradan burası bizimdi yani, bu yanki taraflar. Hep burada amcamın oğlu ile, oğulları ile, kardeş gibi böyle yerdik, içerdik. Ondan sonra rahmetli, Allah rahmet eylesin. Ne bileyim ben, böyle bir kimseyle, herkesle iyi geçinen bir insandık yani öyle. Annem de biraz rahatsızdı, annem derdi. Oğlum sakın kimseye kötülük yapmayın. Bize hep iyiliği tavsiye ederdi rahmetli. Güneş festivalleri oluyor, şeyde oluyor şimdi, Büyüklü tarafında. Ben bir sefer gittim, yalan söylemeyeyim. Daha gitmedim. Ben sporu hiç sevmem, oğlanlar çok sever. Benim tek sevdiğim bir spor vardı. Muhammed Ali Kılay'ın boks maçı. O gece hiç uyumazdım. Gidi. Almanya'da bir Rus'una boks yaptı, maçı yaptı. Ömür boyu hapse mahkum olmuş bir Rus. Ben bunu yenersem, Rus devleti dedi ki o zaman, bundan aşağı yukarı 20-25 sene önce miydi, neydi? Bunu yenersen seni affedeceğiz. İkinci raukta mı, üçüncü raukta adamı yatırdı yere, kalkamadı yerinden. Şimdi okuldan beri, küçükten beri işte. Babalarımın evde, evin arkasında zaten. Burada. Ne bileyim işte, okula gidip gelirken ondan sonra komşularım vardı. Komşumun babalarımın arkadaşıydı. Bizi arkadaşlarla güleştirirdi ondan sonra. Hangi izlenirse ben kızımı sağ vereceğim derdi, şey yapalım. Şakalaşırlardı bizden. Böyle şey yapardık yani, evlendim ben de. Annem rahatsızdı. Bir tek kız kardeşim vardı, o da çok ufağıydı. Mecbur kaldım 17-18 yaşında evlenmeye. Ya Türkiye'yi çok özlüyorduk. Türkiye hiç gözümüzün önünden ayrılmıyordu. Ben bakayım bazen de bazı insanlar hiç geri dönme niyeti yok. Ama bade Almanya'yı bağışlasalar hiç babamın havlusuyla değişmem yani, burayla değişmem. Vallahi köyümüze geldik, emekli olduk, hiçbir şey de yaptığımız yok. Vallahi bu ağacın hikayesini ben annemden duydum. Annem derdi, bu ağaç derdi, yani dikildiğini kimse bilmiyor. Ben gelin geldiğim zaman derdi, burada bir Rus karısı varmış. O yıkılan, yarılan yer var ya, orada salıncak ipi bağlardı derdi. Çocuk sallardı derdi. Ama çok dürüst bir kadındı. Rus kökenliydi derdi. Hristiyandı derdi. Fakat Müslümandan ayrı demesin derdi. Yani o kadar böyle dürüst bir insandı derdi. Ankara'dan gelen, vakıflardan gelen memurlar ölçtüler bir sefer. Bir tanesi geldi 900'ün üzerinde dedi. Bir tanesi geldi hayır dedi. Böyle kabuğunu soydu. Ölçtüler metreyle. Ondan sonra 1260 70-80 sene arası dedi. 5-6 sene oynar arada dedi. Yani ileri geri oynayabilir dedi. Ama 1270'ten aşağı değil dedi. Aşağı yukarı 20 sene falan var babam öleli. Babam 55 yaşında öldü rahmetli. Genç öldü babam. Annem de 90 kaçta öldü? 94'te miydi? Yalan söylemeyeyim. 93'te mi öyle bir şey öldü? Ben gurbetteyken cenazesine geldim buraya.
mezara kendim elimine koydum rahmetli. En son işten geldim. Araba kullanıyordum, minibüs kullanıyordum, işçileri götürüp getiriyordum. Arabayı park ettim, eve çıktım. Telefon çaldı. Hamit dedi annem, Allah rahmet eylesin. Ben öleyim oğlum dedi, ne zaman geleyim dedi. Anne dedim, bilet bulamadım, bilet arayayım hemen geleceğim. Ondan sonra şefe de söyledim, böyle böyle durum dedim. Hemen dedi, ne zaman istersen dedi. Ondan sonra öyle yani şeyine çıkışamadım, cenazesine çıkıştım. Şöyle bir şey diyeceğim kısaca. Allah'ın yasak ettiği işleri yapmasınlar bir. Bir de kanunların yasak ettiği işleri yapmasınlar. Sırtları yere gelmez. Bu vasiyet babamdan. Babam bana böyle vasiyet etti. Hiç sırtınız yere gelmez. Korkmayın. Kimseden çekinmeden dimdik yürüyün derdi. Rahmetli.